Merhaba sevgili izleyiciler. Ben astrolog Yasemin Sürer. Sizlere 11-17 Ekim haftasının önemli astrolojik etkilerinden bahsetmek ve ardından da burç ve yükselen burcunuza göre haftayı değerlendirmek istiyorum. Günlük yorum ve astroloji hakkında daha fazlası için beni Instagram'da astrolog Yasemin Sürer sayfamdan takip edebilirsiniz. Ekim ayında geri giden gezegenlerin teker teker normal hareketine dönmeye başlayacağından bahsetmiştim. Geçen hafta ilk olarak Plüton düzelmeye başladı. Şimdi ise haftanın ilk gününde 13 Mayıs tarihinden itibaren geri hareketinde bulunan Satürn düz hareketine başlayacak. Bireysel haritalarımızda transit Satürn'ün bulunduğu ev ve konularla ilgili son 5 aydır bizlerden yeniden bir gözden geçirme ve hatalarımızdan ders çıkarmayı talep etmişti. Şimdi ise bu konularda hızlanmalar başlayacak ve yeni alacağımız sorumluluklar bizi beklemektedir. Özellikle 18 Ekim tarihinde hem Jüpiter'in hem de Merkür'ün düzelmesiyle bu konularla ilgili yeni fırsatlar karşımıza çıkacak. Toplumsal olarak baktığımızda Satürn, Kova burcunda olduğu için düzelmesiyle birlikte tekrar bazı kısıtlamalar ve kapanmayla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda etkisi pazar gecesi kesinleşen Venüs ve Güney Ay düğümü kavuşumu da pazartesi ve salı günleri hem ilişkilerde hem de parasal konularda beklenmedik gelişmelere sebep olacak. Yaşananlar sonucunda kadersel sonlanmalar söz konusu. Bu gereklidir çünkü ileriye gitmek için bu durum veya içine bulunduğumuz ilişkilerin bize engel teşkil ettiğini yaşananların sonucunda daha net görüyor olacağız. Çarşamba ve Perşembe günleri ise Venüs ve Satürn arasında oluşacak 60 derecelik açı bu sefer maddi konularda bizden büyük veya olgun kişilerden ki bu aile büyükleri veya yöneticilerimiz de olabilir, güzel destekler alabileceğimizi ve attığımız adımlarda başarılı sonuçlar getireceği gibi ilişkilerden yana da güzel etkileşimler içinde olacağız. Hafta ortası etkili olacak Güneş Jüpiter açısı da bize güzel fırsatları sunacak ve mutlu eden gelişmeler yaşayabiliriz. Hafta sonuna geldiğimizde önemli gökyüzü hareketleri gerçekleşecek. Bir taraftan hem Merkür hem de Jüpiter 18 Ekim'de düz hareketine dönmeden önce durağan pozisyonda bulunacak. Durağan pozisyonlar gezegenlerin etkilerini en yoğun gösterdiği zamanlardır. Diğer taraftan pazar günü kesinleşecek ama etkisi tüm hafta sonuna damgasını vuracak. Güneş Plüton karesi ve de Merkür'ün hem Venüs'le hem de Chiron ile olumlu açıları gerçekleşecek. Açıklamasına gelecek olursam son haftalarda bizi meşgul eden hem maddi konular hem de ilişkilerde yaşadığımız sıkıntıları bir gözden geçirme, yeniden değerlendirme sürecine girebiliriz. Özellikle burada sabit bakış açılarımızı değişme zorlayan yeni kararlar almak durumunda kalabiliriz. Ama etkiler şunu gösteriyor ki bu işe yaramayan eski kalıpları bırakmak ve oluşan yeni fikirlerimize hem maddi konularda hem de ilişkilerimizde iyileşmeler sağlayabileceğiz. Hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili Koç ve yükselen Koç burcu. Haftanın ilk günü Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana hem sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız hem de ileriye dönük proje ve ekip çalışmalarınızda hareketlenmeleri beraberinde getirecek. Bu alanlarda önemli sorumluluklar sizi beklediği gibi sizi rahatsız eden konularda bazı düzeltmelere başlayabilir. Hayallerinizin peşinden gitmek için yeni kararlar ve sorumluluklar almak isteyebilirsiniz. Yeni derneklere üye olabilir, sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz ve daha fazla organizasyonun içine çekilebilirsiniz. Satürn Kova burcunda bulunuyor ve Nisan 2023 yılına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek. O yüzden anlattıklarım o tarihe kadar devam edecek bir inşa süreci olarak düşünebilirsiniz. Hafta ortasında iletişim, sosyal medya, eğitim, yakın çevre konularını daha cesur ve kararlı olacaksınız ve çevrenizden güzel destekler alabilirsiniz. Ticaret, hukuki konular, yurt dışı bağlantılı işleriniz, seyahat ve eğitim konularına olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. İlişkilerinizle son haftalarda bazı anlaşmazlıklar yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta ilişkilerden yana şansınız artıyor. İşleri yoluna koymaya başlıyorsunuz. Pazar günü fazla dediğim dedik olmamaya ve gergin çıkışlar yapmamaya çalışın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Boğa ve yükselen Boğa burcu. Haftanın ilk günü Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana kariyer alanınızda, toplumsal statünüzde ve hayat amacınıza giden yolda bazı engellerle karşılaşmış olabilirsiniz. Ama artık bu alanda daha hızlı gelişmelerin olacağını görecek, bazı düzenlemeler yapmak ve daha fazla sorumluluk almak isteyeceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yine aile ve kariyer hayatınızla ilgili yeni yapılanmalara başlayabilirsiniz.
Satürn Kova burcunda bulunuyor ve Nisan 2023 yılına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek. Yani yukarıda anlattığım oluşumlar bu tarihe kadar yavaş inşa edilecek. Hafta ortası Venüs Satürn olumlu açısı size iş ve maddi konularda güzel gelişmeler ve fırsatlar sunabilir. Ortaklı paralar, ödemeler, kredi ve borç konularında yeni girişimlerde bulunabilirsiniz ama Merkür geri hareketin devam ettiği için yeni kararları 20 Ekim sonrası uygulamaya koymanızı tavsiye ederim. Sağlık konusunda da olumlu etkiler altındasınız. Pazar günü geçmişten gelen konular tekrar açılabilir ve bakış açınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. İletişimde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun lütfen. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu. Haftanın ilk günü Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana yabancı ülkeler, yurt dışı seyahatleri, ticaret, eğitim, medya, hukuk alanlarında bazı engellemelerle karşılaşmış ve istediğiniz şeyleri yapamamış olabilirsiniz. Artık bu alanlar tekrar hareketlenmeye başlayacak. Buralara yeniden bir düzen getirmek isteyebilirsiniz ve yeni sorumluluklar sizi beklemektedir. Son aylarda ne isteyip ne istemediğinizi daha net görmeye başlamış olmalısınız. Artık bu doğrultuda yeni kararlar alıp uygulamaya başlayabilirsiniz. Bunları uzun vadeli düşünün. Çünkü Satürn 2023 yılının Nisan ayına kadar bu alanınızda hareket edecek ve bu alanlarda yapılanmanız devam edecek. Hafta ortasından itibaren gerek iş, gerekse özel çevrenizden güzel destekler sizi beklemektedir. Maddi konularda kazancınızı arttıracak bir fırsat veya bir destek sizi mutlu edecek. İlişkilerinizin canlanacağı bir dönemdesiniz. Yeni ve farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Bu hafta ilişkilerinizde geçmiş konularla ilgilenebilir veya geçmişten gelen bir kişiden haber alabilirsiniz. Çocuğunuz varsa da okul hayatıyla ilgili ona destek vermeniz gerekebilir ve güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Pazar günü karşılaşacağınız olayları sakince konuşarak halletmeye çalışın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burcu. Haftanın ilk günü Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana ortak gelirler ve ödemeler konusunda zorlanmış olabilirsiniz. Ama artık konularla ilgili rahatlamaya başlayacak, yeni düzenlemeler ve alacağınız yeni sorumluluklarla bu alanlarda gelişmeler hızlanacaktır. Ama bunları uzun vadeli düşünün. Çünkü Satürn 2023 yılının Nisan ayına kadar bu alanınızda hareket edecek ve adım adım bu alanın yapılanması sürecektir. Venüs Plüton olumlu açısı hafta ortasından itibaren işle ilgili veya iş ortamınızda güzel gelişmeler ve destekler alabileceğinize ve bunların neticesinde daha iyimser hissedeceğinizi göstermektedir. Ev ve aile hayatınızda geçmiş konular hala gündemde olmaya devam ederken bu hafta daha rahat etkiler altındasınız. Sağlığınızla ilgili beklediğiniz bir haber varsa olumlu sonuçlanması sizi mutlu edecek. Pazar günü oluşabilecek ailevi gerginlikle ve iletişim sıkıntılarına lütfen sakin yaklaşın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burcu. Haftanın ilk günü Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana ilişkilerinizde bazı engeller ve sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Özellikle karşıt burcunuzda bulunduğundan sizi Satürn'ün geri hareketi biraz daha fazla zorlamış olabilir. Şimdi ise sizi bu alanlarda yeni gelişmeler ve yeni sorumluluklar beklemektedir. Ama bunu kısa bir etki olarak düşünmeyin çünkü Satürn Kova burcunda bulunuyor ve 2023 yılının Nisan ayına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek. Hafta ortasından itibaren ilişkinizde ve çocuklarınızla ilgili mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınız yükseleceği bir haftada olacağınız için sizi mutlu eden hobilerinize ilgilenebilirsiniz veya ara verdiğiniz hobilere tekrar başlayabilirsiniz. Yakın çevre ve iletişimle ilgili konularda Merkür geri hareketinde olmasına rağmen güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Net ve anlaşılır bir iletişim tarzını kullanmanız işlerinizi kolaylaştıracak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu. Haftanın ilk günü Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana işiniz, günlük rutinleriniz ve sağlık alanınızda bazı zorluklarla karşılaşmış olabilirsiniz. Son 5 aydır buralarda bir muhakeme yapmış olmalısınız. Şimdi ise bu iş alanınızda yeni gelişmeler ve yeni sorumluluklar sizi beklemektedir. Bunu uzun vadeli düşünün. Çünkü Satürn Kova burcunda bulunuyor ve 2023 yılının Nisan ayına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek. Bulunduğu alanda sizi biraz angarya iş yükü de getiriyor maalesef. Gün içinde birçok alana yetişmeniz gerekiyor ve birçok insanın sorumluluğunu taşıyor olabilirsiniz. Bu sebeple günlük akışınızı planlarken daha organize olmak size çok fayda getirecek. Aslında Satürn sizi ciddi anlamda disipline etmeye çalışıyor ki bu sizin iyiliğiniz için. Son 5 aydır sağlık sorunları yaşadıysanız artık daha düzenli bir beslenme programı uygulayabilir ve spora başlama kararı alabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren ev ve ailenizle ilgilenmek size iyi gelecek ve parasal konularda güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir.
Pazar günü ilişkilerinizde bazı gerginlikler oluşabilir ve ama bunlar size yeni bakış açıları sağlayacaktır. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Terazi ve yükselen Terazi burcu. Haftanın ilk günü Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Son 5 ayı neyi isteyip ne istemediğinizi düşünüp bazı kararlar almış olabilirsiniz. Mesela ilişki veya evliliğinizi gözden geçirmiş, çocuk isteyip istemediğinizle ilgili netleşme sağlamış olacağınız gibi çocuklarınız varsa onların geleceğiyle ilgili de düşüncelerinizi oturtmuş olabilirsiniz. Şimdi bu alanlarda yeni gelişmeler ve sorumluluklar sizi beklemektedir. Spekülatif faaliyetler veya borsa ile ilgileniyorsanız uzun vadeli yatırımlar için harekete geçebilirsiniz. Spora ara verdiyseniz tekrar başlayabilirsiniz. Satürn Kova burcunda bulunuyor ve 2023 yılının Nisan ayına kadar buradaki hareketin devam ettireceğinden bu uzun vadeli devam edecek bir süreçtir. Hafta ortasından itibaren ilişkilerle ilgili güzel fırsat ve destekler alacaksınız. Pazar günü yaşayacağınız ev ve aile konuları ile ilgili olaylar bakış açınızı değiştirmenize sebep olabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Akrep ve yükselen Akrep burcu. Haftanın ilk günü Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana ev, aile ve yuvanızla ilgili konularda bazı zorluklar ve sıkıntılarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu süre zarfında eviniz, anne babanız, yuvanızı ilgilendiren temel konularla daha fazla ilgilenmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Şimdi ise bu alanlarda yeni düzenlemeler ve yeni sorumluluklar sizi beklemektedir. Ama bunu uzun vadeli düşünmeniz gerekiyor. Çünkü Satürn Kova burcunda bulunuyor ve 2023 yılının Nisan ayına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek. Artık maddi kaynaklarınızı da çoğaltmak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. Ve maddi konularda bu hafta karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir. Ve özellikle hafta ortasından itibaren ailenizden alacağınız güzel destekler sizi mutlu edecek. Pazar günü yakın çevreniz, kardeş veya akrabalarınızla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama bu karşılıklı olarak yanlış anlaşılmaların ortaya çıkardığı bir durum olabilir. Bu konuyla ilgili yeni bakış açısı oluşturabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Yay ve yükselen Yay burcu. Haftanın ilk günü Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana iletişim, eğitim ve yakın çevreniz bazı engeller ve sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi ise artık bu alanlarda hızlanmalar olacak ve yeni düzenlemeler ve sorumluluklar sizi beklemektedir. Son 5 aydır yeni fikir ve düşünceleriniz oluşmuş olabilir ve bunları uygulamak için harekete geçmek isteyebilirsiniz. İşinizle ilgili internet ve sosyal medyada tanıtım, pazarlama ve satış gibi işleri de başlatabilirsiniz. Yine eğitim almak istediğiniz bir alan belirlediyseniz artık bu yeni eğitime başlamayı isteyeceksiniz. Yakın çevre, kardeş, akrabalarınızla daha fazla ilgilenmek, hatta onlara yardımcı olmanız gerekebilir. Ama bunu uzun vadeli bir inşaat süresi olarak düşünün lütfen. Çünkü Satürn Kova burcunda bulunuyor ve 2023 yılının Nisan ayına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek. Hafta ortasında maddi konularla ilgili güzel gelişmeler ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu hafta kısa bir seyahate çıkabilirsiniz. Merkür geri hareketini devam etmekte. Özellikle pazar günü sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla eski konular açılabilir. Yanlış anlaşılmamaya özen gösterin. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burcu. Haftanın ilk günü yönetici burcunuz Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana para evinizde bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Son 5 aydır değer yargılarınızı ve kaynaklarınızı en olumlu şekilde nasıl kullanabileceğinizi gözden geçirmiş olabilirsiniz. Ama artık parayla ilgili netleşmeler, yeni gelişmeler başlayacak ve yeni alacağınız kararlar doğrultusunda sorumluluklarınız da artacak. Ama bunu uzun vadeli bir inşaat süresi olarak düşünün lütfen. Çünkü Satürn Kova burcunda bulunuyor ve 2023 yılının Nisan ayına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek. Bu hafta geçmişe dair konuları toparlamakla geçirebilirsiniz. Ama hafta ortasından itibaren hem maddi gelirleriniz hem de kariyerinizle ilgili güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir ve olumlu destekler alabilirsiniz. Merkür geri hareketine devam ediyor. Bu sebeple maddi konularla alakalı emin değilseniz acele etmeden 20 Ekim sonrası harekete geçebilirsiniz. Pazar günü bakış açınızı değiştirecek bazı haberler alabilir veya konuşmalar yapabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Kova ve yükselen Kova burcu. Haftanın ilk günü Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana kişisel evinizde hayatınızla ilgili almanız gereken kararlarda zorlanmalara ve sıkıntılara yol açmış olabilir. Şimdi ise artık önünüzü daha net görebilir, yeni kararlar ve sorumluluklar almak isteyebilirsiniz. Bu netleşmeler aslında hayatınızın bütün temel taşlarını ilgilendiren konularda olmuş olmalı. Ama bunu uzun vadeli bir inşaat süresi olarak düşünün lütfen. Çünkü Satürn Kova burcunda bulunuyor ve 2023 yılının Nisan ayına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek.
Hafta ortasından itibaren sosyal çevre ve arkadaşlarınızla fikirlerinizi paylaşabilir ve güzel destekler alabilirsiniz. Gelecek projelerinizle daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda gelecek planlarınız için sizi heyecanlandıracak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Pazar günü biraz içe dönük ve karamsar olabilirsiniz. Aslında arka planda bazı bakış açılarınızın değişmeye başladığını fark edeceksiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Balık ve yükselen Balık burcu. Haftanın ilk günü Satürn düzeliyor ve 13 Mayıs'tan bu yana maneviyat ve bilinçaltı evinizde sizi biraz daha içe dönmeye ve korkularınızla yüzleşmeye zorlamış olabilir. Satürn bu evde transit yaptığında bizi zorlar ve bazı kayıplar yaşatabilir. Aslında bir nevi hayatımızı gözden geçirme süreci olarak kabul edebiliriz. Bu süreçte hatalarımızdan ders çıkarmayı öğrenir ve gerçeklerle yüzleşiriz. Şimdi ise daha dışa dönük ve elde ettiğiniz farkındalıklarınızla yeni kararlar ve sorumluluklar almaya başlayabilirsiniz ama bu hemen hızlı olacak bir şey değil. Çünkü Satürn Kova burcunda bulunuyor ve 2023 yılının Nisan ayına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek. Yani aslında hayatınızın geri kalanı için yeniden bir yapı oluşturma zamanı içindesiniz. Bu süreçte ne kadar değişime açık olur ve ayak uydurursanız bu yapılanma daha kolay gerçekleşir. Hafta ortasından itibaren hem ailevi hem de kariyer konusunda destekleyici etkiler alıyorsunuz sevgili balıklar. Güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Pazar günü içsel huzursuzluk hissederseniz bu kafanızdaki sorunları büyütmemeye çalışın lütfen. Haftanız güzel geçsin.